8. sıramı da çifle bitirdim. Çünkü 6 tek bir çifle başlamıştım ve çifle de bitirmiş olduk. Sıramız da tamamlandı. Hemen gizlemeyi ve birleştirmeyi yapıyorum. Hızlı bir şekilde. Aynı sepet tabanlarında yaptığımız teknik. Şimdi artık 7 tek bir çift yapacağız ama başlangıcımızı çiftler üst üste gelsin istemiyoruz. Başlangıcımızı yine 2 tek bir çiftle yapacağız. 1 2 tek 2 tane tek yaptıktan sonra üçüncüyü çift yapıyorum. Aynı noktaya bir tane daha. Bakın. 2 tek bir çift. Bu başlangıç için. Şimdi artık 7 tek bir çift yapabilirim. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 1 2 3 4 5 6 7. Şimdi buraya 2 tane. Bu arada bunu bu şekilde bir tek bir çift, iki tek bir çift şeklinde birer birer artırıyoruz. Şöyle arkaya da göstermek istiyorum. Eğer krem ipi arkadan sürmeseydim, tek iple çalışsaydım, bu verdiğim sayılar birazcık marullaşabilirdi. Aralara tek atmak zorunda kalabilirdim. Ama ipi oranlı bir şekilde çektiğim ve örgüyü düzlediğim için şöyle örgüm görüyorsunuz gayet muntazam dümdüz oturuyor. Şu krem ipi arkadan düzgün bir şekilde içeri doğru gizleyerek ördüğüm için ve çekiştirdiğim için yer yer düzgün bir şekilde tabanım sayılar birer birer artıyor ve marullaşma bozulma olmuyor. Ama eğer bunu sadece tek riban iple örseydim bu sayıları aralara tekler geçmek zorunda kalabilirdim. Sık iğnemiz 6 başlasak bile 7 başlasak bile özür dilerim. Şimdi ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. sıramı 2 tek bir çift sonra 7 tek bir çift şeklinde tamamlıyorum. Sadece başlangıcı 2 tek bir çift yaptım. Bu sadece başlangıç için. Sonrasını 7 tek bir çift, 7 tek bir çift, 7 tek bir çift şeklinde son sıraya kadar öreceğim. Tekrar burada birleştirmeyi gösterip bir üst sıraya birlikte geçeceğiz. Şimdi 9. sıramızın son kısmındayız. Başlangıcı 2 tek bir çiftle yapmıştık. Şimdi burada kaldı 5 tek. Son 5 tekimiz kaldı. 2 de burada toplamda 7 eşitlenmiş oluyor. Şu aradaki gizleme ve birleştirme noktasını saymıyoruz. Onu da söylemiş olayım. Şimdi hemen gizleme ve birleştirmemizi yapıyoruz. Normal bir şekilde. Artık tabanımız hazır. Ben 9 sıralık yeterli buldum. Eğer sizler daha büyük yapmak isterseniz sıranızı istediğiniz kadar artırabilirsiniz. Bu artırmalar size kalmış. Daha büyük de yapabilirsiniz, daha küçük de yapabilirsiniz. Şimdi artık bu sıradan sonra artırma yapmayacağız. Yine krem ipimizi içeriden gizleyerek hepsine tek batarak öreceğiz. Başlangıç hemen yapalım. Normal taban örüyormuş gibi devam edeceğiz. Hiçbir şekilde duvar çıkıntısı oluşturmayacağız. Zaten hepsine tek 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 battığımız için toplanacak çantamızın o çukur kısmı, taban kısmı oluşacak. Bu şekilde hepsine tek batacağım. Hatta net gösterebilmek için de sıramın sonunu hemen sizlerle paylaşacağım. Hepsini tek bir şekilde tek 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 sıranın sonuna kadar öreceğim. Resim tabanımı görüyorsunuz. O kadar düzgün oldu ki ipi de biraz çekiştirerek ördüm ama çok çektiğimde de içeri doğru kırılacağı için çok da fazla çekiştirmedim. İçeride yürüttüm krem ipi. Çünkü tabanın düz ya da marul olmasını gerçekten etkiliyor krem ip bu esnada. Şimdi artık gizlememi yapalım. Gizlemeyi yapalım birlikte. İlmek çıkardım. Arka tek noktayı alıyorum. İlk sıramı bakın artık 9. sıradan sonra 10. sıraya hepsini tek ördüm. Şimdi 11. sıraya geçiyorum. Direkt ipimi hafif esnetiyorum. Aynı tabanda ördüğümüz gibi ilk sık iğnemin orta noktasına başak şeklini vererek hepsini yine tek tek batarak öreceğim. Böyle de göstermiş olayım. Şimdi yine hepsini tek 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 batarak tamamlayacağım. Gizlememi, birleştirmemi yaptığımda yine bir üst sırayı sizlere tarif 11. edeceğim. 11. sıramı tamamladım. Bakın artık böyle çanak gibi olmaya, etraf toplanmaya başladı. Şimdi yine gizlememi ve birleştirmemi yapıyorum bu noktada.
Dediğim gibi bu noktayı eğer kaybederseniz ya da şaşırırsanız eğer buraya bir çengelliğine renkleyip takmanızı tavsiye ederim. Bu sırayı kaybetmemek adına. Şimdi tekrar yine hafif ipimi esnetiyorum. Bir üst sıraya geçiyorum. Yine tek batarak ilerleyeceğim, devam edeceğim. Ta ki şöyle koyduğum zaman şöyle bir iki sıra böyle bu rengimden birazcık bir iki sıra şöyle yükselsin. Sonrasında kaz ayağı modelimizi koymaya başlayacağız. Ben de kaçın sırada olduğumuzu söyleyeceğim sizlere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şimdi 12. sırama başladım. Sonunda hemen 13. sıramıza da 12. geçeceğiz. Sıramın da sonuna geldim. Gizleme ve birleştirmemi yapıyorum bu noktada. Bu arada artık benim için şöyle tuttuğumda da görünüyor. Bu kadar yükselti yeterli. 12 sıra yeterli oldu bana. Eğer sizler daha büyütmek isterseniz dediğim gibi bu şuradaki renk açıklığı tamamen size kalmış. İstediğiniz kadar bunu biraz daha bırakıp da modele de geçebilirsiniz. Yahut direkt teke başladıktan sonra da modele geçebilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış bir durum. Eğer tabanı büyük ya da küçük yapmak isteyenler varsa bunu da söylemiş olalım. Eğer benim gibi yapacaksanız beni takip etmeye devam edebilirsiniz. Şimdi gizlememizi ve birleştirmemizi yapalım. Hemen batalım. Gizleme ve birleştirmemi yapıyorum. Ve sıram şu an tamamlandı. Şimdi burada hemen hafif ipimi esnetiyorum. 5 tane öreceğim. 5 tane tek batacağım sık iğnelerimi. Ortasına başak şekli vererek 1, 2, 3, 4. 5. battıktan sonra ilmeği çıkartıyorum. 5. çekmiyorum. Şimdi rengimi değiştireceğim. Altta gizlediğim krem renkli ipim vardı. İçeri gizleyerek ördüm. Şöyle hafif de çekiyorum ki boşluk olmasın. Burada bakın 5. sık iğneme battım. Aynı renkle çekmedim. Şimdi krem renkli ipimle başına doladım. İkisinin içerisinden geçirdim. 5. de renk değişikliği yaptım. Şimdi 6.'yı krem batacağım. Şöyle dikkatli bir şekilde batalım. Çok gevşek ya da sık örmeyelim. Krem battıktan sonra tekrar kremle çekmiyorum. Burada şöyle bir şey yapacağız. Aynı vayu tekniği gibi ipimiz kıvrılacak renk değişirken. Bu kıvrılma aslında istediğimiz bir şey. Ben bu modeli ilk çalıştığımda, ilk denememde iplerimi döndürerek ördüm. Hani kıvrılmasına müsaade etmemiştim. Ama gördüm ki krem renkle oluşturduğum kaz ayağı modeli böyle dalgalandı. Hiç güzel olmadı. Demek ki arka aynı vayu tekniği gibi kıvrılarak krem rengi modeli koymak gerekiyor. Bunu da tecrübe etmiştim ilk ördüğümde. Bu belki üçüncü ya da dördüncü örüşüm olacak bu modeli. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşayım. Aslında şablonunu Instagram sayfama koyacağım kaz ayağı modelinin. Oradan da örebilirsiniz. Şablondan bakarak da örebilirsiniz ama benim gibi örüp sökmeyin. İlk tecrübeniz bu şekilde olmasın. O yüzden söylemiş olayım. Krem renkle bu diğer rengimi kıvırarak bir noktada, hani direkt geldiği noktadan şu şekilde almayacağım. Birazcık şöyle arkaya kıvırarak. O kıvraklık, hani ipin kıvrılması, bu ipi değiştirdiğimiz noktada kalacak. Arkalarda kalacak ve buraya bir tokluk verecek. Yoksa boşluklar oluyor ve hiç güzel bir görüntü olmuyor. Şimdi krem renkli ipimi bakın ördüm. Tek sık iğne yaptım. Diğer renkle çekiyorum. Renk geçişi yapıyorum. Şimdi diğer rengimle, pudra rengimle buradan bilmiyorum ekranda nasıl görünüyor rengim ama batıyorum bir sonraki sık iğnemin ortasına. Buradan ilmek çıkarıyorum. Tekrar bakın kıvırarak bu şekilde diğer rengimle çekiyorum. Ve kremle batıyorum. Batıp çıktıktan sonra hani kıvırmıştım ya. Tekrar bu kremi buraya alıp şuradaki diğer rengimle geçişini sağlıyorum. Bu arada şöyle hafif de çekebilirsiniz. Çok sıkı ya da çok gevşek örmeyin. Orta oranda. Şimdi iki tane krem yaptıktan sonra bakın iki kremin arasına bir tane pembe rengimden koydum. Pembe diyeyim çünkü ekranda nasıl göründüğünü bilmiyorum. Buraya koydum. Renkler konusunda bu somon, pudra rengi tam ne dönüyor bilmiyorum ama biz buna pembe diyelim şimdi.
İki tane kremin arasına bir tane pembe kaldı. Şimdi beş tane pembe yapıyorum. Bir, iki, üç, dört. Beşinciyi yaptığımda diğer krem rengimle geçiş yapıyorum. Krem rengimle geçiş yaptım. Diğerine krem batıyorum. Krem battıktan sonra farklı rengimdeki, diğer rengimdeki ipimle renk geçişi yapıyorum. Bir tane araya pembe koyacağım şimdi. Tam ortalığı batmaya çalışayım. Bir tane pembe ördükten sonra tekrar krem rengimle geçişimi yapıyorum. Dediğim gibi arkaya kıvırarak bu şekilde örüyorum. Şimdi bir tane daha krem yapacağım. Kremden sonra hemen pembeme geçiş yapacağım. Bu şekilde sıramız, başlangıcımız bu şekilde olacak. 5 tane pembe, 1 krem, araya 1 pembe, 1 krem, tekrar 5 tane pembe. Yine başlangıçta yaptığımız gibi sıramızı bu şekilde tamamlayacağız ilk sıramızı. Artık kazaya modeline geçtik. Eğer ben şablonuna bakarak yapmak istiyorum derseniz videomuzun tamamını seyretmek zorunda değilsiniz. Instagram hesabıma şablonun fotoğrafını ekleyeceğim. Oradan şablonu artık bundan sonra hepsi tek batacak. Tek öreceğiz. Artık modelimizi, kazaya modelimizi oturtacağız. İsterseniz modeli de Instagram sayfamdan bakabilirsiniz. Şimdi ben sıramı tamamlayacağım. Bir üst sıraya şimdi geçeceğim. Sıramın son noktasına geldim. Bakın burada yaptım. 5 tane pembeyle sık iğne yaptım. 5. de artık renk geçişi yapacağım. Şöyle kremi alttan alıyorum. Çünkü kıvrılacak. Ben burada direkt kıvırıyorum. Hemen bir tane krem batıyorum. Ve kremi burada pembe rengimle geçiş yapıyorum. Bir tane pembe sık iğne yapıyorum. Tekrar kreme geçiş yapıyorum. Bakın arka kıvrılıyor zaten. Şöyle kıvırarak örüyorum. Onu da söyleyeyim. Şöyle alacağım şimdi. Şimdi burada gizleme ve birleştirme noktama geldim. Son kremimde gizleme ve birleştirme noktama denk gelecek. Sonrasında 5 tane sık iğne ile eşitlenmiş olacak sıra. Eğer bu sıra böyle eksik gelirse ara noktaları belli olmayacak şekilde çift batabilirsiniz. Ola ki hani denk gelmedi. Ama ben de gördüğünüz gibi denk geldi. Şimdi burada diğer rengime geçiş yapıyorum. Bu arada gizleme ve birleştirme yapacağım. Krem rengimde battım. Diğer rengime geçiş yapacağım yine. Ama gizleme ve birleştirme noktayı da ihmal etmiyorum. Burada hemen bakın battım birleştirme noktama. İlk baştaki sık iğnenin arka kanadına. Buradan ilmeği çıkardım diğer renkle ve kremin içinden geçirdim. Yani krem renkte hem renk değişikliği yaptım hem gizleme ve birleştirme noktamı yapmış oldum. Burayı da kullandım. Şimdi artık burada krem yapacağız. Toplamda özür dilerim krem diyorum. Pembe yapacağız. 6 tane pembe öreceğiz. Yapalım. 1, 2, 3, 4, 5. 6 tane pembe öreceğiz. Örelim birlikte. 1, 2, 3. Bu arada şu krem ipi çok fazla gevşetmeyin. Gevşek bırakmayın. Çünkü duvarımızın muntazam olmasını etkileyecektir. 4, 5 ve 6.ya kremin ortasına batıyorum. İlmek çıkarıyorum. Burada krem rengime geçiş yapıyorum. Şöyle sıkılıyorum. Çok da gevşek vermeyelim. Şimdi bu pembe olan noktaya krem yapacağız. Ortasına batıyorum. Ve şimdi diğer rengimle geçiş yapıyorum tekrardan. Bir tane pembe batıyorum kremin içine. İlmek çıkardım. Burada krem rengime geçiş yaptım. Çok sıkılayalım. Şimdi bir tane krem örüyorum. Krem ilmeğini çıkartıyorum kremin. Pembeyle geçişimi yapıyorum. Çünkü bunlar tek olacak. Şimdi burada şöyle sıkılayalım. Tekrar sayalım kaç tane pembe yapacağız. 1,
2 3 4 5 tane pembeden ördük. 5. ilmek çıkartıyorum. Kremle geçiş yapacağım. Kremle geçişimi yaptım. Şimdi yine aynı teknik. Buraya bir tane krem. Pembe ile renk değiştirdim. Kremin üzerine pembe. Tekrar pembeden ilmek çıkarırken kremle rengimi değiştirdim. Tekrar burada. Bakın, krem ipim bu taraftan geliyor, pembe ipim bu tarafta. Kıvırma işlemini şu kısımda yapıyorum. Yani ekstradan yumaklarım birbirine karışmıyor. Da belirtmiş olayım. Şimdi kremi yaptıktan sonra tekrar pembeye geçiş yapıp 5 tane pembe, tekrar 2 tane, arada 1 tane pembe olacak şekilde geçiş yapacağız. Şimdi başlangıç olduğu için 6 tane yaptık. Şimdi burada illaki kayma olacak. Burada bir üst sırayı tamamlamış olacağız. Şimdi ben bu sıramı da tamamlayacağım. Birleştirmeyi yapıp bir üst sırayı sizlere tarif edeceğim.